Evet efendim, Egenet TV olarak Kadife Kale semtinde bulunuyoruz ve Kadife Kale semtinin insanların yaşam tarzını öğrenmek amacıyla Şevket Bey'in yanındayız. Sevindi Market sahibi Şevket Bey'le birlikteyiz. Bakalım Kadife Kale halkı konusunda bize neler söyleyecek? Bu arada hemen itiraf edeyim, açıklık getireyim daha doğrusu. Şevket Bey benim çocukluk arkadaşım. Ancak ben hiçbir şey söylemeden hemen bir baskın şeklinde Kemal Bey'le birlikte geldik marketine. Bakalım bize ilk etapta neler söyleyecek. Şevket, mikrofon senin. Kadife Kale ile ilgili bir şeyler söyleyeceksek, babam 1950'li yıllarda Seferihisar'a geliyor. Seferihisar Tuğla Ocakları'ndan sonra buraya, İzmir'e dönüş yapıyor ve burada bir mandıra kuruyor, üç kardeş. Üç kardeş mandırayı kurduktan sonra biz dededen toruna diyelim, oğlum devam ettiriyor işte şarküteri işlerini. Burada mandıracılık işleri yaptık yaklaşık 1950'den 2000'li yıllara kadar. 50 yıl imalatla beraber uğraştık. Bunda işte yoğurt, tereyağı, çökelek ve benzeri malzemelerle Kadife Kale halkına hizmet ettik. Bu hizmet sayesinde de şimdi buralardayız. Burada yaşam tarzı insanların belli. Çok kozmopolitik bir bölge. Bu bölgede de insanların yaşamı belli, kazançları belli. İnsanlar burada günlük yaşantısını çevirmeye çalışıyor. Bu yaşantısında da insanlar zaman zaman ekonomik zorluklarla karşılaşıyor ama burada büyük bir eksikliğimiz bizim herhalde devletimizin buradaki potansiyeli azaltmasından doğuyor. Buna el atmasından doğuyor. Genelde insanlar iyi, hoş. Biz burada insanlara hizmet etmekten mutluyuz. Oğlumuzla beraber çalışıyoruz aynı zamanda. Senin de bildiğin gibi senin de çocukların geliyor gidiyor, hepimize burada hizmet ediyoruz. Buradaki tarihi yerlere gelen arkadaşlarımızı gezdiriyoruz. Onlarla ilgileniyoruz. Bu amaçla bir çalışmamız var. İnkılap Okulu'nda okuduk. Orayla da ilgili bir aktif vefa borcumuz var. Onları da ödeyeceğiz inşallah. Turistik yerleri yerli turistlere gezdiriyoruz. Bunların yanında işte Kadife Kale'deki sarnıçları, tünelleri, eski camileri, yıkılmış olan okulları ve benzeri cumbalı evleri, yanmış olan evleri de bunlara gösteriyoruz. Meşhur olan kahvelerini, camilerini, tarihi eserleri gezdirerek bu halka hizmet etmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda kurulan biliyorsun tüketici pazarı ile ilgili Pagos tüketici pazarı ile ilgili de bazı çalışmalarımız olmuştu. Halkımıza buradan bazı tezgahların verilmesiyle alakalı muhtar arkadaşlarla görüşmüştük. Amacımız buradaki halkın buradaki üretici pazarından faydalanması ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Sabah çok erken geliyoruz, işte dükkanımızı açıyoruz, hazırlık yapıyoruz. Başka da yaptığımız bir şey yok. İnsanlarla ilişkilerimiz çok iyi. Biz insanları seviyoruz, insanlar bizi seviyor. 7 yaşından beri burada olunca da aynı zamanda mahallenin bakkalı olunca mahallenin hem babası hem dayısı hem amcası oluyorsun. Bu yönde de hizmetimiz sonsuz yani. Sen de bunu biliyorsun. Aynen. Kimin ne ihtiyacı varsa biz onu karşılamaya çalışıyoruz yani. Şevket, sen sosyal açıdan benden çok çok fazla diyalog kuruyorsun. Buranın semtin, mahallesi, sakinleriyle, komşularımızla. Ben şunu sormak istiyorum. Eskiye nazaran, eskiyle bugünü kıyaslarsak neler diyebiliriz? Ya şimdi arkadaşım, yani eski bizim burada bulunduğumuz yıllarda 1960'tan 1980'li yıllara kadar olan bölümde burada lavantan aileler vardı. Sen de çok iyi bilirsin ki buradan sabah kara ve hava askeriyesinin iki tane servisi vardı. Bunlar Kadife Kale'ye çıkar, buradan subaya alır. Biri Gaziemir'e, her ikisi de Gaziemir'e giderdi. Narlıdere'ye gidenler de vardı. O zaman bizim gençliğimizdeki lavantan aileler şu anda yok. 80'li yıllardan sonra kayboldu. Bunun da ana sebebi İzmir'in dışarıdan çok göç alması ve göç almasında da insanların Kadife Kale'ye yerleşmesinden dolayı biraz azalma oldu. Biliyorsun Kadife Kale'de insanların ilk bulunanlar Giritlilerdi. Giritliler buraya yerleştikten sonra daha sonra Konyalılar geldi. Yani bizler geldik. Bizler geldikten sonra da daha sonra diğer şehirlerden arkadaşlar göç etmeye başladı ve buradaki potansiyel artınca insanlar da buralardaki evlerini satıp yavaş yavaş başka bölgelere uzaklaştılar. Evet. Şu anki yaşantıyla o zamanki yaşantıyı net kıyaslarsak tabii ki o zamanki yaşantı farklıydı. Daha sonraki zamanlarda insanların birbirine olan güveni azaldı. Çeşitli sıkıntılar doğmaya başladı. O yönden bir sıkıntılar oldu ama yine şimdi de yavaş yavaş düzelme görülüyor inşallah. Biz gençliğimizde bütün veya çocukluğumuzda bütün evlerin kapıları açıktı. Biz sokakta oynardık,
İşte Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin evinde suyumuzu içer, yemeğimizi yer. Gerekirse akşam aynı yerde çocuklarla beraber yatar kalkardık. Şimdi bu güvenler oluşmadı ama yine de bu bazı mahallelerde hala devam etmekte. Bizim bu üst sokağımızda bulunan 722, 723 ve bu sokaklarda bu alışkanlıklar devam ediyor. Yine insanlar kapıda oturuyor, yine çiğdemini yiyor, sabah yine boyozunu, yumurtasını yiyor. Böyle bir ortaklaşa kahvaltılar yapılıyor, yemekler yeniliyor. Bu açıdan şeyiz yani, sıkıntımız yok. Ama şu anda bir düzelme pozisyonu var. Kadife Kale'den memnunuz yani, sıkıntı yok. Yani sanırım belediye başkanımızın bir takım atılımları bu konuda. Belediye başkanımızın da bir takım atılımları, bir takım çalışmaları var. Kendisi bu yönde, tebrik ediyoruz onu da. Aynı zamanda bildiğin gibi kendisi bir bisikletçi. Biz de kendimiz bir bisikletçiyiz, biz de bisiklet binicisiyiz. Hafta sonları bisiklet turlarına gidiyoruz. Bu turlarla beraber insanlarla iç içe oluyoruz. İnsanlarla iç içe olunca sosyal faaliyetler artıyor. Kendisinin çalışmaları mevcut. Bu çalışmalar doğrultusunda biz de elimizden geleni bir buranın yerlisi ve eskisi olarak yapmak zorundayız. Zaten yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü insanların kültür seviyesi, okuma seviyesi çok düşük. Onun için insanlara yardımcı olmak bizim buradaki vefa borçlarımızdan birisi. Nostaljik anlamda hatırında kalanlar var mı diye düşündüm bir an. Ne var, soru sorabilirim diye. Mesela açık hava sinemalar vardı. Evet. Oldukça yoğundu. Şimdi, Kadifekale bölgesinde. Kadifekale'de benim geldiğim yıllarda Neşe Sineması vardı. Daha sonra yıkıldı. Buna istinaden meşhur biliyorsun Çiçek Sineması. Aynı zamanda benim kayınpederimin de işletmeciliği yaptığı bir sinemaydı. Şimdi şey oldu burası, halı saha oldu. Bu halı saha devam etmekte. Bunun yanında Dibek Başında Piknik Sineması ve Gülbahar Sineması vardı. Bunlar devam ediyordu. Hayat Sineması, Ünal Sineması. Ünal Sineması yukarıdaydı. Fatih, evet. Sineması Çimentepe'deydi. Akşamları burada çok çok çocukluğumuzda ve gençliğimizde nostalji olaylar yaşandı. Neydi işte, oraya gidip oradaki işte patlamış mısırla, cincibir gazozla, sandviçiyle, her şeyle bir farklıydı. Özellikle Ferdi Tayfur'un aşk filmlerinde çok ağladık yani hepimiz. Ağladık ağlamadık desek yalan olur. Tabii ki. Aşklar yaşanıyor. Aşklar yaşanıyor hocam. Şimdi aşk deyince aklıma da şu geldi. Biz de gençliğimizde biliyorsun gönül verdik. Aynı zamanda eşimle de ilkokulu beraber okuduk. Ortaokulda da ben bitirdim, o geldi. Daha sonra da devam etti bu ilişkimiz lise yıllarında. Misafirin geldi, yakışıklı oğlum. Yakışıklı Mehmet oğlum geldi, Mehmet geldi, kızım geldi. Onlar da evlendi, bir torunumuz var. Allah ömür versin. Allah herkesin çoluğuna çocuğuna ömür versin. Sağlıklı ömürler versin. Bir de bunların yanında yaşanan ne vardı buralarda? Buralarda nostalji olarak dersen eski insanlar vardı. Mesela burada bir dokuz kardeşler boncukçular vardı. Tornacılar biliyorsun, evet, eski. Evet. Onun yanında tek kesik parmak dondurmacı Mehmet amca. Kömürcü Fethi, Muhtar Fethi. Bunlar hep böyle şey, yoğurtçu yoğurtçu Mehmet, sırtında yoğurt satan adam benim babamdı o. Evet. O yoğurtçu Mehmet, o ziliyle. Ünlüydü. Bütün herkes o, sen çok yoğurdun yedin, evet, sana kaymaklısını yedirmiş galiba, ondan böyle oldun sen. Evet canım benim, teşekkür ederim. Yani bu insanlar da buranın vazgeçilmezleri aslında. Abi. Onlarla da oturulup, şimdi tabii sağ olan yok işlerinde, hepsini Allah rahmet eylesin de, onlarla oturulup bunlar da konuşulduğunda her şey çok farklı oluyor, çok lezzetli oluyor. Apartman çok, komşuluğundan çok çok farklı bir yaşantı var şimdi daha. Şimdi apartman hala var yani, apartman komşuluğuyla buralar kıyaslanmaz tabii. Yani benim buradaki arkadaşlarım var, çocukluk arkadaşlarım. Birbirimize şaka yapmadan duramayız. Yani bunların başında da aşağıda ızgara işi yapan, ocak işi yapan, buzdolabı imalat işi yapan, burada Haydar kardeşim var ki 50 yıllık bir dostum benim. Aynı zamanda kendisi utanıyor şimdi poz vermeye. O da çok iyi bir arkadaşım. Hanımı da bizim mahallemizin kızı. Aynı zamanda eniştemiz oluyor. Meşhur yani, kendisi ızgara üzerine midye arabaları yapıyor, sandviç arabaları yapıyor. Kendisinin yeri de İkiçeşmelik'te. Arzu eden de ziyaret edebilir. Bunun yanında hocam yani başka buralardaki hayat böyle, ama buraların özlenen tavrı nedir? Eski komşuluk, mahallede oturma, sabah kahvaltıları ve güven. Bunlar özleniyor. Bunun dışında fazla bir şey yok. Bir de eğitim eksikliğimiz var. Eğitim eksikliğimiz var ama eğitim ailede başlıyor. Aileler çocuklarına sahip olması gerekirken biraz uzak kalıyorlar. Bununla da ilgili bir çalışmalarımız var. Bunlar da iyi olacak inşallah. Bunun yanında biliyorsun 4 yıl şeyde kalan, tadilatta kalan bir camimiz vardı, Yapıcı Oğlu Camisi. O konuda senin katkın. Tabii benim şöyle fazla diye, eyvallah, duydum, gördüm. Eyvallah, doğru söylüyorsun. Ama içeriği, detayı bilmiyorum. Evet. O konuda biraz şöyle,
Burası 4 yıl bir restorasyondan geçti. Bu restorasyon mabında da çok ince çalışmalar yapıldı. Bu ince çalışmalar sonucunda 4 yıl 2014 Temmuz'da bıraktık, taşındık, bir mescit kurduk. Bu mescitte 4 yıl hizmet ettik. Daha sonra biz 4 yıl sonra yine camimize bitmiş olarak teslim aldık diyebilirim. Camimizin bu arada adını söyle. Yapıcıoğlu Camisi aynı zamanda Çiçek Sineması'nın şu anki halı sahanın hemen karşısında. Bir gün tarihi bir camidir. 1959 yılına kadar 1800'lü yıllardan yapılmış haliyleydi. 1959'dan sonra da yanına ek bir bina yapılarak devam edildi. Tarihi bir cami. Bu caminin aynı zamanda ben Koruma Derneği Başkanıyım. Tabii ki bizim emeklerimiz olacak. Tabii ki burada insanlara hizmet edilecek. Burada biz yaşlılara Kur'an kursu açtık. Kur'an öğretildi. Daha sonra gençlere açıldı. Onlar öğrendi. Şu anda da 70'e 80'e yakın öğrencimiz var. Kur'an kursuna devam ediyorlar. Onlara da bir hizmet ediliyor bu mağamda. Kütüphanemiz var. Kitap okumak isteyen dini kitapları orada değerlendirebiliyor. İbadetini yapabiliyor. Orada özlenen bir şey varsa oranın bir suyu vardı. Evet. Dışarıya akardı biliyorsun. O bizim caminin alttan depodan şu anda Cici Park'a veriliyor. Hı. Cici Park'ta devam ediyor. Onun incelemesi bittikten sonra yine o su nasipse dışarı akacak. Ama bu su deyince aklıma gelen bir şey oldu. Sen de bilirsin ki aşağıda bulunan Yavan Çeşme kapatıldı. Evet. Murat Çeşmesi kapatıldı. Bunların hepsi aslında sokağa akan sulardı. Hı hı. Annelerimiz, ablalarımız hep halı yıkardı, kilim yıkardı. Bunlarla hep onların bir meşgalesiydi. Susuz kaldığımız zamanlar oradan su kesintileri temin ederdik. Elini yüzünü yıkardı. Evet. Onlar özleniyor. Yani. Onlar özleniyor. Gerçekten. Onun yanında da işte başka da bir şey yok yani. Eskiyen yüzler, burada artık bizler son kuşaklara yaklaşıyoruz. Evet. Ama şu anda ikinci kuşak gibiyiz. Ama gene de bu muhitte bizi hemen hemen tanımayan yoktur. Mandıracı Şevket veya Yoğurtçu Şevket dediğinde kesinlikle tanımayan yoktur. Hizmet ediyoruz. Köklü ailesiniz. Ben köklü aileyiz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bu arada Şevketciğim şöyle bir şey sormak istiyorum. Eğer konuyu toparlarsak, konu toparladığımız zaman acaba eskiye nazaran toparladığımızda eskiden de turistik bir anlam taşıyordu. Evet. Beyaz Saray diye. Evet. Kadife Kale. Evet. Orada sanatçılarımız geliyordu. Çok. Fakat şu anda yine turistik bir olaya dönüşüyor gibi şu andaki, imaj var. Doğru mu bu? Evet, şu andaki çalışmalar bir Kadife Kale'nin yeniden turistik bir duruma getirilmesi. Bunda da bizler çalışma yapıyoruz. Bundan dolayı bu aşamada bütün buradaki insanlarla iç içeyiz. Eski Kadife Kale Gazinosu'nda çok sanatçılar seyrettim. Futbolculuk zamanımda gelen bütün sanatçıları. İtfaiyenin üstünde bulunan Stardust Gazinosu vardı. Rahmetli Tepegöz, Necdet Tepegöz işletiyordu. Onun zamanında da gidip orada en son seyrettiğimde galiba Harika Avcı'ydı. Eşimle beraber gitmiştim, onu seyretmiştim. Kadife Kale'de de futbolculuk yıllarında takım kaptanıyım, şampiyonluk kutlamasında Arif Susam'ı seyretmiştim. Beyaz Saray şu anda devam ediyor. Bir kahve olarak işletmelerini devam ediyor. O da bizim çocukluk arkadaşlarımız o işe devam ediyor. Nasip olursa ilerleyen zamanda bu Kadife Kale'deki bu turistik tesisler açılacak. Biz bundan umutluyuz. Artı buraların tarihi bölümleri insanlara gezdirilecek. Şadırvanlar, eski cami, oradaki eski cami, yani Kadife Kale Camisi değil, surların içinde bulunan taştan yapılmış eski camimiz orada. Onun yanında yine orada bir futbol sahası açılmıştı. Açmıştık daha doğrusu. Bugün faal değil. Yine insanlar orada spor yapıyor ama orası tahminim bir faaliyete geçebilir. Üretici pazarı kuruldu, buraya bir adım atıldı. Bunlar hep olumlu şeyler. Bunun yanında tabii ki biz sizlerin aracılığıyla şunları da belirtmek isterim ki Kadife Kale'yi görmek isteyen, tarihi yerleri ziyaret etmek isteyenler benle irtibata geçebilirler. Ben bu insanlara yardımcı olabilirim. Çünkü ben Kadife Kale gönüllüsüyüm. Kadife Kale'yi çok seviyorum yani bu aşamada. Pardon. Şevket, ben bir şey sormak istiyorum. Eskiye dönersek, senin unutamadığın, en çok güldüğün veyahut da üzüldüğün olabilir ama ben üzülmeyi istemiyorum. Evet. Hiçbir zaman üzüntüye mail vermiyorum. Lütfen en çok mutlu olduğun bir şeyi anlatabilir misin? Aslında ben senin hayatının çoğunu biliyorum çocukluğumuzdan, gençliğimizden beri. Ama neleri hatırlıyorsun mesela eski dönemde? Şimdi bizim çocukluğumuzda burada gençlerde, genç bizim büyük olan abilerimizde ve ablalarımızda bir aşk vardı. Mahalle aşkları vardı. İşte Ayşe teyzenin kızı, Mehmet amcanın oğlu gibi böyle bir aşklar yaşanıyordu. Bu aşkları ben çok hareketli bir çocuk olduğum için bilirim. Rahmetli abim de bu mahalleden aynı zamanda bir kızı sevmişti. Onunla
nişanlandı, ayrıldı, olmadı. Devam etti, gitti bunlar. Ama benim hep duygulandığım bazı şeyler vardır. Seninle olan bir anımızı da anlatabilirim. Annelerimiz, annelerimiz arkadaştı biliyorsun. O gaz ocaklarında ve kömür ocaklarında yaptıkları o yemekleri unutamıyoruz. Senin annen çok güzel kuru fasulye yapıyordu. Bunu biliyorsun. Biz de malum yoğurtçu imalatçısıydı babamız. Annenin kuru fasulyesinin ortada olması, kapı önüne sofra örtüsünü sermemiz, aynı şekilde ailece beraber yemek yediğimiz günleri unutamam. Ve yemekten bunlar, sonra açık hava sinemasına açık giderdik. Açık hava sinemasına giderdik, çiçek sinemasına giderdik genelde. Ama ben çiçek sinemasına giderken ne bileyim ben oranın sahibinin işleticisinin kızını alacağıma, aşık olacağımı bilmiyordum. Ama daha sonra bunlar kendiliğinden oluştu. Öyle bir artı tabii ki bazen gençlik yıllarımızda yaptığımız haşarılıklar da oluyordu bizim. Hiç unutmam, gençlik yıllarımda bir arkadaşın evinde otururken babası ve annesi geldi. Biz ansızın evde 3-5 arkadaş oturuyorduk böyle. Annesi babası gelince biz heyecandan ikinci kattan aşağı atlamıştık. Bunları da unutamadığım anılarım var. Daha tabii niceleri var ama futbol hayatımızla alakalı var. İşte bisiklet hayatımızla alakalı var. Çok iyi bir sporcu olduğunu biliyorum. Evet, öncelikle bisiklet kullanımı her sabah bunu... Evet. Çok iyi bir spor yapıyorsun. Yani bu tabii çeşitli sporları yaptığından eminim. Evet. Ancak bisiklet özellikle. Yalnız şimdi kolay sorudan ben biraz zor soruya geçeceğim. Finali yapacağız birazdan. Şevketciğim, çocukluk dönemimizde Çeşme durağı olarak geçiyor biliyorsunuz. Sizin mekanınızın evet. ön tarafı. Oradaki esnaflardan, eski rahmetli olanlardan kimlere hatırlıyorsun? Şöyle söyleyeyim sana. Buradaki karşıdaki işletici kahve Pendikli Hasan. Kömürcü Fethi, turşucu Memiş, bunlar vardı. Bunun yanında tabii işte yoğurtçu Mehmet, tatlıcı Galip amca, dondurmacı Mehmet amca. Burada bizim şey vardı, taksici abimiz Adnan vardı. Bunları hatırlıyorum. Ben hatırlatabilir miyim birini? Tabii. Memodo dediğimiz manavımız vardı. Memodo manavı vardı. Memodo. Bu benim şimdiki dükkanın önüne manav tezgahı açan Cin Cavit vardı. Bunlar birbirlerine bakardı. Hatta bizim Mehmet abi bize takılırdı. Bazen bize giritçe bir iki laf söylerdi, bir şeyler söylerdi bize. Biz anlamazdık onun ne dediğini. Daha sonra da biz anladık tabii. O bize giritçe meğerse kala diyormuş. Biz de adama espri olsun diye farklı şeyler söylerdik. Daha sonra da bize bordo diyordu. Biz yine anlamıyorduk. Sadece biz ona o zaman kaçak sigara vardı. Malbora getirirdik ki yukarıdaki kızlara bakalım diye onun dükkanının önünde otururduk yani. O şekil bir durum söz konusuydu. Bunlar da iyi esnaflardı. Unutamadığımız esnaflardı. Güzel esnaflardı. Bu arada gazeteci Orhan abimiz vardı. Rahmetli. Gazeteci Orhan abi vardı. Hatta anlıyoruz. Onun biliyorsun meşhur bir lafı vardı. Feridun abi, Metin abi. Gazeteci Orhan abi kahveye girdiğinde derdi ki selam aleyküm ulan, selamımı alın, almayanı Allah'ına kavuştururum. Böyle bir sözü vardı, meşhur sözü vardı. Efendim, Kadife Kale'nin kabadayıları vardı. Çok. Ama görselde ürkütücü, yürekte inanılmaz yumuşacık kalbi olan insanlardı. Gerçekten orayı onlardı. Efendim, bugünlük bu kadar. Şevket Bey'le... Bir şey daha söylemek istiyorum. Kadife Kale'ye yolu düşenler... Kadife Kale Ballıköy yol ayrımında Çeşme durağındayız biz. Sevindi Gıda olarak hizmet ediyoruz, bekleriz. Evet, ancak bilgi, iletişim konusunda ben en son kelimeyi bağlayacaktım. Şimdi bağlıyorum. İletişim açısından nasıl ulaşacak isteyenlerse? Hocam yani telefon numarasıyla ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Dediğimiz gibi şifayı ziyaret ederlerse de ya da sosyal medyadan takip ederlerse biz yardımcı oluruz. Efendim, Kadife Kale, Çeşme Durağı, Sevindi Gıda Market, Şevket Bey. Bu kadar bilgi yeterli mi? Teşekkür ederiz abi, çok. Efendim, inanılmaz bir keyif, inanılmaz bir nostalji, geçmişi hatırlattı. Tabii ki ben bugünkü röportajda biraz şanslıyım. Tanıdığım şahısla, Şevket kardeşimle röportajımızı yaptık ama burada bitmedi. Daha farklı konularda başka bir kez, başka bir sefere... Tekrar yine görüşmek dileğiyle diyorum. Görmek isteyenler ilk etapta lütfen Şevket Bey'e müracaat etsinler. İnanın ana temayı Şevket Bey'den aldıktan sonra çok rahatlıkla gezeceksiniz, eğleneceksiniz ve Şevket Bey'i tanıma lütfuna ereceksiniz bence. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşça kalın. Saygılar, sevgiler.